Bunlar iyi idarecidir, iyi yönetirler. Ama daha iyi ekip olarak biz daha çok çalışmalıyız. Bu kadar. Hiç kötülemiyoruz. Biz daha çok çalışmalıyız diyoruz. Bu tablo Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablo. Ünye Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablo. Televizyonda parti liderlerinin ister istemez kavgalarını seyrediyoruz. Bu aslında bizim hoşumuza gitmiyor. Bu kavganın karın doyurmayacağını biz çok iyi biliyoruz. O sebeple diyoruz ki bu seçim yerel seçim, genel seçim değil. Belediye başkanı seçeceksiniz. Seçtiğiniz belediye başkanınızdan tabii ki talepleriniz olacak. Buraya geldiğimizde her yerde karşılaştığımız taleplerle burada da karşılaşıyoruz. Aynı şekilde yolun eksikliği, aynı şekilde zaman zaman suyun eksikliği ve belediye hizmetlerinden istifade edememenin mağduriyeti. Ünye henüz 5 yıldır belediye oldu. Buraya 5 yıldır hizmet vermeye başladı. Doğru mu? 5 yıldır. Ne kadar geldi, ne kadar gelmedi, kimin ne eksiği vardı defterin öbür tarafında, siz zaten biliyorsunuz. Ama biz ne yapmak istiyoruz onu anlatmak istiyoruz. Gittiğimizde pelitli yatağa çıkıyoruz. Belde başkanları bizim belediye meclis üyemiz listemizde. Eski belediye başkanları bizim belediye meclis üyesi listemizde. Gittiğimizde söyledikleri şey, buraya yol lazım. Peki yol niye yapılmıyor diyoruz. Bakıyor. Bence para yok diyorum. Doğru söylüyorum, para yok diyor. Ünye Belediyesi şu anda kötü yönetildi. Paraları israf edildiği için 126 milyon lira borcu var Ünye Belediyesi'nin. Peki nasıl döner bıçak? Efendim iktidar kazanırsa iktidara para ver. İktidarın da parası yok ki. Ordu çevre yolu durdu. Projelerin tamamı durdu. Ordu çevre yolu yarıya kadar yapıldı. Kurdelesi kesildi ama öbür yarısı yok. Kamulaştırma bedeli yatırılamadı. Bu bölgedeki tüm yatırımların da durdurulma kararı alındı. Neden? Merkezi bütçenin de parası bitti. Şimdi ne yapacağız? El birliğiyle beraber çalışacağız da kasaları dolduracağız. Kasalar nasıl dolar? Önce köyde hambar dolacak kasanın dolması için. Önce köyde ahır dolacak kasanın dolması için. Önce yaylalarda çalışkan insanlar olacak. Köylerde çalışkan insanlar olacak ki kasa dolacak. Şehirlerde gençler işsiz, köylerde arazi boş. Devletin vazifesi, görevi bu araziyi bu gençlerle buluşturmak. Şimdi buranın da yaş ortalaması, ellerinizden öperim. 60 yaş civarı ama genç nüfus da var burada, gururumuz. İnşallah burada daha fazla genç olsun istiyoruz. Belediye bunun için ne yapabilir? Belediye bunun için köylünün elinden her türlü ürününü değerinde satın almak zorunda. Ne yapacak bu ürünü? Belediyede istifleyecek mi? Yok. Paketleyecek, paketleme tesisi kuracak, market rafında satılabilir hale gelecek. Köylünün buna gücü yetmiyor çünkü rakipleri paketleme fabrikalarıyla, rakipleri pazarlama ağlarıyla çalışıyor. Köylü ürünü köylü pazarına getiriyor, soğukta tir tir titreyerek o markette satılanın çeyrek fiyatına satıyor da yine satamadan pazardan geri dönüyor. Bir dönüyor, iki dönüyor, iki iken ineği bire düşürüyor. Okul kapanıyor, çocuğunu köyde okul yok diye şehre yolluyor. Belde binası kapanıyor, terk ediyor. Evet, burada da kapalı okul var. Sağlık ocağı kapalıyor. Böylece köy nüfusu azalıyor. Büyükşehir bunu biraz hızlandırdı ama büyükşehir olmasa da kırsal nüfus azalmaya devam ediyordu. Şimdi yapılması gereken tekrar bu nüfus buraya nasıl döndürülür? Bunun planı yapılması. 1. Ürettiği ürünü değerinde almak. 2. Köylüye, üreticiye, müstahsile, hayvancılık yapana dışarıdan alım yapacağı ürünü belediye imkanlarıyla toptan ve ucuza alıp köylüye mutlaka ucuza satabilecek bir sistem kurulmalı. Yeygisi, yemi, kooperatifleşme sistemi. Ürününü rahat üretmek sağlayacağı, ortamını hazırlayacak. Köylerde ahırlar boş ya, yeni ahır inşa etmeye de gerek yok. Birken iki inek alıyor, ikiyken üç dana besleyebiliyor. Köylerde evler boş, evlerin dolması için köyden şehre göçü, bizim belediyecilik dönemimizde yeni ev yapılmaya ihtiyaç olmadan şehirden köye göç sağlanabilir. Ama 40-50 yıl sonranın bu toprakların zenginliği hayal edilmeli. Bunu tarımı sanayiye çevirecek planlar mutlaka kurulmalı. Biz maalesef plansız gidiyoruz. Şimdi oturacağız, bir planlama yapacağız. Muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Diyeceğiz ki her köyden başlangıçta 5 çalışkan adam istiyoruz. 5 çalışkan ve dürüst adamla tarımda, hayvancılıkta model bir politika uygulayacağız. Türkiye'de birkaç ilçede uygulandı, başarılı oldu. O ilçeler şimdi Türkiye'ye örnek gösteriliyor. İnşallah 5 yıl sonra bugün televizyonlarda Ordu'yu seyrediyor. İdris Naim ne yapacak, Ordu'da seçim ne olacak diye seyrediyor herkes televizyonlarda. 5 yıl sonra da Ünye'de böyle bir model kurduk. Hep beraber çalıştık. Türkiye'ye inşallah gurur olduk diye seyredeceğiz Ünye'yi. Bu hayallerle çıktık yola, bu düşüncelerle çıktık yola. Bugün Cuma burada buluştuk. Biz kapı kapı dolaşıyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Bir yere oturma, makam koltuğuna oturma gibi bir derdimiz yok. 5 yıl boyunca çalışma derdimiz var. Ben de köylü çocuğuyum. Ben de kendi fındığımı kendim topluyorum. Fındığın da para etmediğini biliyorum. Fındığın para etmemesinin sebebinin
uluslararası karteller olduğunu da biliyorum. Ama en başından bu modelleri uygulayalım, sonra sırayı fındığa da getirelim inşallah. İnşallah köy tekrar taşı toprağı altın olan yer olur. Tekrar şenlenir. Bu şenlenmek için bizim bu söylemimizi iktidar da taklit etmeye başladı. İnşallah bu iktidar da her yerde baskı oluşturur, her yerde aynı şeyleri söyler. Kırsal yeniden dolar şenlenir, bereket tekrar gelir. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper, hürmetlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sorunuz varsa seve seve imkan dahilinde cevaplarım. Sorumuz yol elektrikle. Allah razı olsun. Şimdi elektrik hizmetlerini şöyle yaptılar. Belediyelik olan kısmı ve olmayan kısmı var. Belediyelik olmayan kısmı maalesef özelleştirme sebebiyle elektrik hizmetlerini aksattılar. Ama ne yaparız? Ne yaparız? Kapılarında yatarız. Öyle söyleyeyim. Neden? Bir fırtına etse, bir dal sallansa elektriklerimiz kesiliyor. Neden bu hizmetler yapılamıyor diye. Mikrofonumuz olur. Televizyonlara çıkar bas bas bağırırız. Kanal 52'de cumartesi akşamı saat 10'da. Saat 10'da programımız var. 10'da burayı da anlatacağım. Aynı bunları anlatacağım. Bir saat konuşacağız. Teferruatıyla, derdiyle. İnanın insanlar köyde oturmasınlar diye öyle politikalar geliştiriyorlar ki. Yani öyle bilinçsiz falan da tamamen bilinçli. Yani buraya hizmet gelmesinde ne olursa olsuna dönüyor iş. Ama dediğim gibi genel politikalar bunlar. Bu seçim yerel seçim. Bizim derdimiz genel iktidara ilişkin bir şeyler söylemek değil. En azından burada hayırlı hizmetlerle örnek olabilmek. Varsa sorunuz devam edelim. Yoksa bize müsaade edin, yavaştan gidelim. Eyvallah. Eyvallah. Enteresan olan köylerde nüfus azaldığı halde su sorunu bitmiyor. Yaz gelince daha artıyor. Çünkü mevcut imkanlara göre kurulmuş olan tesisler yaz gelince kısmen gündelik işçiliğin artması, kısmen gurbetin buraya gelmesi sebebiyle maalesef su sıkıntıları yaşanıyor. Su sıkıntılarını köy köy halletmek bazen zor ama ne yapılabilir? En başında fotoğrafa büyük bakılabilir. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait su hizmetleri biliyorsunuz. Biz su hizmeti verirken şöyle bir tereddütümüz var. Su yok, bir de su Kaledere Mahallesi'nde hangi fiyataysa aslında burada bu dağ başında evi kurduğu için madalya takılması gereken adama su saati takıp su borcu işletmek ayrı bir mükellefiyet. Mutlaka suyu televizyonda da anlatıyoruz. Birilerinin kulağına gitsin. Büyük projelerle köylerimizin tamamının su sorunu halledebilir. Biz tabiatta belki de Türkiye'nin en sulak yerinde yaşıyoruz. Sadece evimizde su yok. İnşallah o da olur. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.